Evet, döndük dolaştık geldik yine benim ev arkadaşlarıma. Ama elimde değil, benim hayatımın hiç de küçük sayılmayacak bir kısmı şu bir avuç elemanla geçti. Tam 4 sene. Bazılarınız ulan 4 sene dediğin nedir diyebilir ama bu elemanlarla yaşamayı bir ben bir de Allah biliyor. Bunlarla beraber yaşamak bir ömür gibi anasını satayım. Ben bu arkadaşlarla ev arkadaşı olmadan önce saçlarım vardı, kilom normaldi. Güzel giyinir, güzel şeyler yerdim. Ne zaman bu elemanların evinde kiraya faturaya ortak olmaya başladım, saçlarım dökülürken beyazlamaya başladı. Kira kontratına imza attım, önümde soğan kırıldı, ekmeğin arasına koyulup bana uzatıldı. Ben de onlardan biri olmak zorunda kaldım. Aslında bu şikayet etme durumu benim hakkım değil, daha çok Ayhan'ın hakkı. Çok çekti eleman bizden, neler neler yapıldı ama. Canım arkadaşım bir kere olsun gıkını çıkartmadı. Gerçi çıkarttığı zamanlar başladı yine sincap söylenmeye diye psikolojik baskıyla susturduk. Bunu zorbalık diye nitelendirmenin anlamı yok. Evde sürekli ikişerli gruplara ayrılıp bir hedef kişi belirler ve sadece o iki kişiyi mutlu edecek eylemler yapardık. Biraz daha anlaşılması için bir örnek vereyim. Bundan yaklaşık 3 sene önce. Ayhan o zamanlar bugünün aksine çok bekar ve bu bekarlık canına tek ettiği bir gün kendini Google Play'de uygulama ararken buluyor. Maksadı flört olsun veya olmasın. Herif bizim haricimizde biriyle konuşmak istiyor haklı olarak. O zamanlar hepimizin bir arkadaşı, yakın çevresi vardı. Ben çıkıp bir arkadaşımla geziyorum. Furkan zaten Edirne'li olmasının ötürü bol çevresi var. Onur'un flörtü var. Onunla takılıyor gün içinde. Ama Ayhan yalnız ve sonunda benim de ona dahil olacağım bir depresyonda. Ama merak etmeyin. Bugün benim de Ayhan'ın depresyona nasıl eşlik ettiğimi anlatmayacağım. Ayhan'ın durumunu anlamanız için söylüyorum bunları. Eleman yalnızlıktan ve sıkıntıdan kafayı yeme noktasına geldiğinde bir çözüm yolu buldu kendince. Bir sohbet uygulaması indirdi. Öyle sağa kaydır, sola kaydır gibi şeyler yok. Delikanlı gibi yazıyorsun, delikanlı gibi cevap gelirse konuşuyorsun. Bu uygulama Ayhan elemanına arkadaş oldu. Eleman yavaş yavaş oradan tanıştığı insanlarla buluşuyor, konuşuyor ve eve mutlu dönüyor. Yani umarım birileriyle buluşuyordur. Bize öyle söylüyordu. Deli gibi dışarı çıkıp ağaca iki tokat, kediye su, köpekle tokalaşma gibi eylemler yapıp utandığı için bize böyle söylüyor da olabilirdi. Ama yok, suratında hiç köpekle tokalaşmış bir insan suratı yoktu. Gayet keyifliydi. Bir gün bakın bununla konuşmaya başladım diye telefonu bize gösterdi. Onur bakayım diye telefonu elinden çekti. Onur telefonu kendinden çok emin alınca Ayhan bir bildiği var herhalde diye ses etmedi. Bir müddet anlam veremediğim bir sessizlik oldu. Onur telefonu iyice baktı, iyiymiş dedi, verdi telefonu geri. Onur durdu, Furkan'a bir şey olmuş dedi. Hadi ya dedim ve o sıra hiçbir şey yapmadım, hayatıma devam ettim. Gel sen ya bakalım şu çocuğa dedi. Furkan'ın odaya geçtik. Başladı Onur bana bir şeyler anlatmaya. Ayhan'ın o uygulamadaki kullanıcı adını öğrenmiş. Gel dedi, biz kadın olalım, elemanı işletelim. Birimiz kadın olsun. İkimizin de olmasına gerek var mı dedim. Haklısın dedi. Onur da uygulamayı indirdi. Geçtik içeri. Ayhan kafasını telefondan kaldırmadan dedi, ne olmuş Furkan'a? Hiç ya. Öyle başı dönmüş biraz. Uzanıyor içeride dedim. Yaklaşık 15 saniye sonra Furkan dışarıdan gelip içeri girdi. Hayatımda gördüğüm en büyük sessizlik yaşandı o evde. Furkan dedi, başım dönüyor. Uzanmaya gidiyorum beyler. Furkan'ım istemedi. Bizim bu yalanımıza ortak oldu. Adamsın Furkan'ım. Ayhan da hiç sormadı bu eleman az önce odada değil miydi diye. Ne garip elemansın Ayhan ya. Onur uygulamayı indirdi. Profil fotoğrafı bile koymadı. İsmini kadın ismi yaptı. Ve Ayhan'a mesaj yazdı. Oğlum çok hızlı geri dönüş aldık lan. Ben anlaşılmasın diye Onur'un ne yazdığını hemen bakmadım. Bir iki dakika sonra Onur'un yanına kuluçkalandım. Bunlar muhabbeti o kadar ilerletmişler ki ben geldiğim zaman buluşmak üzerine konuşuyorlardı. Ayhan bugün buluşalım diyor. Onur kadın ağzıyla bugün olmaz diyor. Onur da role girmiş. Kendini ağırdan satıyor. Telefonu elinden aldım Onur'un. Dedim biraz da ben kadın olacağım. Ben başladım Ayhan'la konuşmaya. Beni ikna etti bugün buluşmaya. Ben kendimi ağırdan satamadım. Ayhan ayaklandı. Dedi lan bir kız benimle buluşmak istiyor. Hadi lan oradan diye salağa yattım. Ama bunu derken de Ayhan'ı hazırlıyoruz. Onur'la birlikte kıyafet veriyor, sakalını düzeltiyoruz. Telefonu tekrar aldım elime. Dedim Edirne merkezde şu kafe var. Gel, geldiğin zaman da iki kere zıpla, ben seni görürüm öyle. Resmen şaka olduğunu anlaması için yapıyoruz ama nafile. Eleman hazırlandı. Daha profil fotoğrafını bile görmediği bir kız için çıktı yola. 5 dakika sonra da arkasından biz çıktık. Atladık taksiye. Cebimizde kuruş para yok. Taksiye de bir 30 lira para verdik. Merkeze gittik. Bir de Ayhan'dan geç çıkmamıza rağmen ondan erken gittik. O otobüsle gitmiş. Pusluk bir yere elemanı bekliyoruz. Eleman tam dediğim yere geldi. İki kere zıpladı. Benim gülmekten tansiyonum düştü. Günün sonunda tuzlu ayran verdiler bana da öyle toparladım. Elemanın yanına gittik. Açıkladık olayı. Çok tatsız bir biçimde orada olan bir kafeye oturduk. Çay ısmarladık elemana. Dönüşte bir taksi daha. Toplam 75 liraya günü kapattık. Ama bunu görmeye değerdi. Ayhan'ın ağzında tek bir kelime.
Ulan dolandırdınız beni. Bu videonun da burada sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bana destek olmak için videoyu beğenip yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca bana ekipman desteğinde bulunmak için kanalıma üye olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.